Samimi değil çünkü bir Müslümanın Darwinizmi savunmasının dine hiçbir faydası olmaz, zarar olur. O da çok iyi biliyor aslında. Yani sadece zarar olur. Çünkü insanlar diyor ki yani Allah Darwinizmin tarif ettiği şekilde insanlar yaratmıştır. Buradan dinsizliğe geçiş son derece kolay artık. Sen çok inceltmişsin, kıl kadar inceltmişsin. Çok küçük bir ihtimal payı bırakmışsın. Onu da adam çok rahat kopartır. Dolayısıyla dine hiçbir faydası olmadığını bildiği halde gitti Darwinist oldu. İngiltere'de gitti okudu falan Darwinist oldu. Niye Darwinist oldu? İnandığı için mi? Yok. Neden inanmıyor? Çünkü bizim yanımızda, benim yanımda Darwinizmin geçersizliğinin kitabını yazdı. Acayip anlatıyordu. Su gibi ezberden biliyordu. Proteinlerin tesadüfe meydana gelmeyeceğini, her şeyi çok güzel biliyordu. Fosilleri, şunları, bunları. Mükemmel anlatıyordu. Ama baktı ki Darwinizmi savunarak ne profesör olabilir, ne İngilizler etrafında kümelenebilir, ne bulunduğu üniversitede görev alabilir, ne profesör olur. Ne yapayım dedi, en iyisi Darwinist olayım. Ama alttan da yine Müslüman olduğumu söyleyeyim dedi. Ve çok samimiyetsiz bir çizgiye girdi. Şimdi onu ateistlerle falan beraber çıkarıyorlar. Ateistlerin fikrinin vurgulanmasında bu bir nevi destek görünümünde oluyor. Çünkü adamlar anlatırken bu aradan giriyor. Tamam diyor, doğru, Darwinizm var diyor ateistlere. Ama Allah yaratmıştır diyor. Adamlar da birbirine bakıp şefkatle buna da saygı duyarız tabii ki diyor. Kardeşim sen adamların ana fikrini, ana inancını savunuyorsun sen zaten. Bilimsel hiçbir delil olmadığı halde. Ve çok ilkel açıklamalar yapıyorsun. İşte mercimek yedik, fasulye yedik, biz de olduk falan gibi. Sen böyle çocuksu, ilkel izahlar yapıyorsun. Adamları güldürüyorsun kendine. Ve alenen mağlup oluyor. Ezim ezim ezdiriyor kendini. Fakat sadece adı duyulacak diye, oralarda şöhret olacak diye, işte televizyona çıkacak diye, Habertürk'e şuna bana çıkacağım diye bu yola girdi. Tamam profesör oldun doğru. Üniversitede görev verdiler. İngiltere'ye de gittin. Ama İslam'a müthiş zarar veriyorsun. İnsanların imanına muazzam zarar veriyorsun. Ateistlerle şunlarla bunlarla çıkarak İslam'ın köküne çok büyük zarar veriyorsun. İnanca zarar veriyorsun. Ve aciz ve güçsüz pasif bir savunma metoduyla onlardan katılarak adamların elini kendince güçlendirmiş oluyorsun. Baştan sona kadar samimiyetsizlik. Gece gündüz İngilizce kelimeler. Yayınlasana o konuşmalarını. Çok basit cümle dedi. High inflation does not necessarily predict multiple.